Musa ile Firavun arasındaki davada Musa peygamberin davası. Bizim davamız ya İstanbul beni alır ya ben İstanbul alırım diyen Fatih Sultan Mehmet Han'ın davası. Bizim davamız bir elime ay verseler, bir elime güneş verseler yine de davamdan vazgeçmem diyen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin davası. Bizim davamız Gazze'de, Bosna'da, Mısır'da, Myanmar'da, Arakan'da, Doğu Türkistan'daki mazlum Müslümanların davasıdır. Evet, bizim davamız rahmetli Necmettin Erbakan'ın, rahmetli Turgut Özal'ın, rahmetli Eşref Bitlis'in, rahmetli Adnan Menderes'in davasıdır. Bizim davamız dünya beşte büyüktür diyen, Davos'ta Van Minit diyen dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın davasıdır. Bunun için çalışacağız. İnşallah çok güzel bir sonuçla bu seçimi neticelendireceğiz diyorum. Programımıza katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Cümleden selamünaleyküm. Hayırlı iftarlar diliyorum. Bu davaya gönül vermiş çok kıymetli gönüldaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler. Böyle güzel bir ortamda iftar programında bulunmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Yüce Rabbim tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz ibadetleri, yaptığımız duaları kabul eylesin. Ailelerimizle, sevdiklerimizle sağlıklı, sıhhatli, nice Ramazanlara, bayramlara kavuşmanızı Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Sizleri şahsım ve bu davaya gönül vermiş ilgilenen mesleğiyle adına sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz, sefa geldiniz diyorum. İnşallah bizler de ilgilenen mesleğiyle olarak bu kutlu davada bir duruş sergileyerek gerek yerelde, gerekse hizmet alanımız olan Şirin köylerimizde, Pırsal'da gece gündüz demeden canla başla birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak Allah'ın izniyle hedefimize ulaşacağız ve Cumhurbaşkanımızı, Sayın Genel Başkanımızı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar o koltuğa seçilmesinde mücadelemizin sonuna kadar devam ettireceğiz. Sizlere tekrar hayırlı iftarlar diliyorum, saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. Sayın milletvekillerimiz, önceki dönem milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, kadın kolları başkanlarımız, gençlik kolları başkanlarımız, il genel meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, mahalle teşkilatlarımız, sandık kurulu üyelerimiz, bugüne kadar partimizin tüm kademelerinde görev yapmış değerli teşkilat mensuplarımız, Cumhur İttifakımızı oluşturan tüm siyasi partilerin il başkanları ve değerli temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, muhtarlarımız, parti üyelerimiz, değerli misafirlerimiz ve sevgili basın mensuplarımız.
Selamünaleyküm. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Çok kıymetli hemşehrilerim. Bir seçimin arifesindeyiz. Bu dönemler çok önemlidir. Seçimde aday, zaman, zemin çok önemlidir. Aday Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan. Dünya lideri, mazlumların lideri, ümmetin lideri, herkesin kabul ettiği bir lider Recep Tayyip Erdoğan. Ve onun yol arkadaşları olarak da Sayın Cumhurbaşkanımızın tespit ettiği Yusuf Ahlakçı, Osman, Oğuzhan Kaya, Zeki Gül, Ramazan Kerepircioğlu'ndan katarak onlar da mecliste Sayın Cumhurbaşkanımızın en iyi kolu ayağı olacaklardır. Duyan kulağı olacaklardır. Gören gözleri olacaktır. Onun için bizim adaylarımızı her yerde tanıtıp en yüksek oyla mecliste göndermemiz gerekiyor. Tabii ki zaman önemlidir. 100. yıl, bir 100. yılı tamamladık. 2. 100. yıla hazırlayan bir dönemdeyiz. Türkiye'nin şahlanış olacak bir dönemdeyiz. Türkiye'yi şahlandırmamız lazım. Müslümanları rahat ettirmemiz lazım. Mazlum insanları rahat ettirmemiz lazım. Kafkasya coğrafyasını, Türkiye Cumhuriyetlerini, Balkan coğrafyasını, Müslüman ülkeleri, Eritre'yi, Mora'yı, bütün insanlık aleminin göz bebeği olan Türkiye'yi, Türk milletini geleceğe 100 yıla hazırlamamız lazım. Onun için bu seçim çok önemlidir. Ve yine aynı şekilde zemin önemlidir. Türkiye'miz önemlidir. Türkiye'mizin bizim dünya ülkeleri içerisinde bakıldığı zaman herkesin umudu Türkiye ve Türk milletidir. Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Onun için bu seçim önemli, çok önemlidir. Herkesin gece demeden, gündüz demeden her yeri gezip tek tek herkesin elini sıkıp bu seçimi almamız gerekiyor. Onun için değerli hemşehrilerim, bize ne düşüyorsa biz gerekeni yapacağız. Ben inanıyorum ki size ne düşüyorsa siz de onu yapacaksınız. İmam Şafii Hazretleri diyor ki, atan okun yönüne bakın diyor. Düşman okları nereye gidiyorsa ona göre hedefinizi seçin diyor. Evet, bakıyoruz. FETÖ Sayın Cumhurbaşkanımız hedef almış. PKK Sayın Cumhurbaşkanımız hedef almış. Almanya'sı, Amerika'sı, Fransız'ı ve bütün ülkeler Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı hedef almışlar. Demek ki biz Cumhurbaşkanımıza bunlara yem etmememiz lazım. Cumhurbaşkanımız yanında siper olmamız lazım. Cumhurbaşkanımızın etrafında pervane olmamız lazım ki biz bu seçimi alalım ve Cumhurbaşkanımızı bunlara yedirmeyeceğiz diye geceleri gündüze katmamız gerekiyor. Onun için değerli hemşehrilerim, ben biliyorum Çorum elinde gerekeni yapacaktır. Hiç şüphem yoktur. Allah'ın izniyle dördü zorlayacağız. Belki de dördü de alacağız. Bu dönem, bu seçim dönemi farklı bir döneme giriyor. Ben bunun farkındayım. Herkes de bunun farkında. Onun için biz bu seçimde gecemizi gündüze katıp el el gezip hem milletvekillerimizi seçip hem de Sayın Cumhurbaşkanımızı birinci dönemde, birinci turda seçmemiz gerekiyor diyorum. Fazla vaktinizi almayacağım, daha konuşacak arkadaşlarımız, adaylarımız var. Şimdiden hepsine başarılar diliyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki oruçlu için iki tane müjde var.
insanın açtığı sevinç anıdır. Bir diğeri de Allah-u Teala kutsu hadiste buyurur ki kulumun, kullarının bütün ibadetleri kendisi içindir. Ama oruç ibadeti benim içindir. Onun mükafatını da ben vereceğimde ikinci sevinç anı da kıyamet günüdür. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan'ınız, orucunuz bereketli olsun, hayırlı olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirin. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan ayında, rahmet ayındayız. Allah'a hamd olsun. Cuma günü
Bir şekilde
Vatanımızı 14 Mayıs'ta zaferle taşlandırmak adına bir ve beraber çıktığımız bu yolda Cenab-ı Hak bu mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine bize yardım etsin diye dua ve temenni ediyoruz. Niyet hayır, akıbet hayır diyoruz. İnşallah çoğu problemlerini biliyoruz. Türkiye'nin problemlerini biliyoruz. Bu problemleri çözecek kadronun da AK kadrolar olduğunu, bunu çözecek milletvekillerinin de AK Parti milletvekilleri olduğunu buradan aydınlatmak istiyoruz. Tüm milletvekili aday arkadaşlarımız adına çoğunda tüm sıkıntıları çözecek güç, irade İnşaat çalışmaları başlayacak.
Çorum'a bölgede olmayan kanser hastanesini yaptırdık. Tanı tedavi, onkoloji hastanesi her şeyiyle hazır durumda. İnşallah en yakın zamanda açılışını yapacağız. Yine Çorum uçluğunda bulunan eski devlet hastanesinin ihalesini geçen ay 14 Mart'ta yapıldı. İstekli olmadığı için ertelendi. Yeniden yapacağız. Oraya da 200 yataklı bir devlet hastanesi yapacağız. Polis okulu kadar önemli. Oran eğitim merkezini ihalesini inşallah bu yıl yapıyoruz. Yine sulamada her ilçemizde binlerce dönüm araziyi sulayarak Alaca'da Koçhisar 2. etapla, Osmancık'ta Dutludere ve Gökdere ile İskilip'te Terekarlı Kutlu Özü, Hayazı ve Yukarı Öğretsin ki ile yine Bayat Uğurlu'da Kımarlı'yla ve Çorum merkezde de Ova köylerini kapsayacak bir şekilde Ova Sarayı'nda diğer köylerin bulunduğu alandaki alana 11 kilometre tünelle su getirerek o bölgeyi de sulayacağız ve Çorum'da sulanabilir araziyi %70'lere çıkaracağız. Tabii bunları sizden aldığımız güçle, destekle yapacağız ve Çorum'un ilçelerini tüm yollarıyla, Durga yoluna merkeze bağlıyoruz. 40 dilimde çok büyük bir tüneli kısa zamanda hizmete açacağız. İskilip yolunu, Mecitözü yolunu, Ortaköy yolunu, Cemil Bey Ortaköy yolunu ve Alaca'nın asfaltını hepsini tamamlayıp sizlerin hizmetine sunmuş olacağız. Eğitim kurumlarıyla, spor yatırımlarıyla Çorum yaşanılabilir bir kent olacak. İnşallah ve ben sizlerin vereceği bu güçlü destekte şunu istiyorum sizlerden. Sadece kendiniz değil, etrafınızdaki, ailenizdeki, konuştuğunuz, ulaştığınız, hatta telefon rehberinizdeki insanları şöyle bir gözden geçirin. Kimseyi ihmal etmeyin. Herkese ulaşın. Bu seçim Ayasofya'yı açanlarla Ayasofya kapansın isteyenlerin. Bu seçim Kuzey Irak'ta, Suriye'de PKK ile mücadele edelim, oraya ordu gönderelim diyenlerle o tezkereye karşı oy verenlerin. Bu seçim Azerbaycan özgür etsin, Karabağ özgür etsin diyenlerle ne işimiz var Azerbaycan'da diyenlerin. Bu seçim mavi vatan diyenlerle ya Libya'da nereden çıktı diyenlerin. Bu seçim yerli milli savunma sanayi yapacağız diyenlerle yerli milli sanayiye karşıyız. Onlara da dokunacağız diyenlerin. Bu seçim TCG Anadolu savaş gemisini İstanbul kıyılarına çekenlerle geldiklerinde o gemiyi lav edeceklerin seçimi. Bu seçim milletten olanlarla anası ananıza babası babanıza benzeyenlerle bizden olmayanların dışarıdan yönetilenlerin seçimi. Onun için herkes dikkatli olmalı. Herkes Cumhurbaşkanımıza, partimize sonuna kadar sahip çıkmalı diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Bayramınız mübarek olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Çok kıymetli hazirum, değerli büyüklerim, şehrimizin saygıdeğer kanaat önderleri, sevgili gençler, çok kıymetli hemşehrilerim, dava ve yol arkadaşlarım. Bu mübarek akşamda bizleri bu iftar ve gönül sofrasında buluşturan Rabbime sonsuz hamdler ediyorum. Ve hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde belirlemiş olduğumuz Türkiye Yüzyılı vizyonunun ilk seçimini yapacağız. Bu seçim yalnızca ülkemiz için değil, bölgemiz ve dünya siyasetinin alacağı yön itibariyle de oldukça önemli bir seçim olacaktır. Bu millet 200 yıldır kendisine biçilmiş olan
aşılamayanı aşmış bir iktidardır. AK Parti kadroları sadece kuru ve boş vaatlerde bulunmaz. Neyse onun gereğini de yapar ve yapmaya da devam edecektir. Yerli toplum elimiz toptan devasa şehir hastanelerine, İHA, SİHA'dan TCG uçak gemimize, uzay araştırmalarından Hürk uçağı, İmece uydumuza, Kızıl Elma'ya, kamusal alanda başörtümüzden, özgürlüğümüzden, Ayasofya'nın ibadete açılmasına, Taksim'e cami yapılmasına, Karadağ'ın işgalden kurtarılmasından, Rusya-Ukrayna savaşında tahıl koridoru açılmasına, kendi yeraltı zenginliklerimizin çıkarılmasından, Karadeniz doğalgazına ve mavi vatana varıncaya kadar saymakla bitiremeyeceğimiz pek çok şey hep ortadadır. Değerli dostlar, kıymetli hemşehrilerim, uyuyan dev artık uyanmıştır ve dünya siyasetindeki onurlu ve şerefli yerini almıştır. AK Parti 2002'den bu yana geçen 20 yılda başka milletlerin belki de 100 yılda ancak yapabilecekleri işleri başarmış ve milletimizin yüzünü hak etmiştir. AK Parti kadroları her daim milletimizin yanındadır. Sadece seçim zamanı sahada değildir. İyi gününde, kötü gününde her daim milletin yanında ve hizmetindedir. Asıl felaket olan depremin yaralarını da ancak AK Parti saracak, yıkılan şehirlerimizi en kısa sürede yeniden ayağa kaldıracak ve milletimizin yüzünü güldürecektir. 20 yıldır olduğu gibi çözüm AK Parti'dedir. Yaparsa yine AK Parti kadroları yapacaktır. Karşımızda ise maalesef milletimizin AK Parti ile elde ettiği kazanımları yıkmaya, durdurmaya, bitirmeye azmetmiş bir ittifak var. Bunlar bırakın memlekete bir çivi çakmayı yahut eser üretmeyi, Ayasofya'yı yeniden müze yapacaklar. İHA, SİHA'larımızı durduracaklar. Ordumuzu felç edecek, sınırlarımıza teröristleri yiyacaklar. Ülkemizi özel bölgelere ayıracaklar. Bizi yeniden IMF'ye muhtaç edecekler. Öyle bir ittifak ki içinde yerli ve milli olan neredeyse hiç kimse yok. Hiçbir şey yok. FETÖ'den PKK'ya, PYD'den emperyalist istihbarat örgütlerine kadar hepsi bir araya gelmiş, bu aziz milletin kutlu yürüyüşünü engellemek için fırsat buluyorlar. Ama Allah'ın izni ve milletimizin basiretiyle hiçbirine inşallah geçit vermeyeceğiz. Herkes iyi bilsin ki biz bu toprakların asli unsuruyuz. Kimseye verecek bir karış toprağımız da yoktur, feda edecek özgürlüklerimiz de yoktur. Değerli dostlar, bu seçim geleceğimize sahip çıkma seçimidir. Bu seçim özgürlüklerimize sahip çıkma seçimidir. Bu seçim topraklarımıza, ülkemize, birlik ve beraberliğimize sahip çıkma seçimidir. İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif